Sayın Başkan, çok kıymetli milletvekilleri. Bugün Eskişehir'in sorunları, her ne kadar Eskişehir'in sorunlarıyla ilgili söz hakkı verilse de, bildiğiniz üzere geçen hafta İyi Parti'den ayrılıp AK Parti saflarına katıldım. Bunun üzerine şahsım, yönetim kurulu başkanı bulunduğum şirket hakkında buradan Yüce Meclis kürsüsünden akıl almaz iftiralarda bulunuldu. Ve bu iftiraları araştırmadan, bize sormadan belli basın kuruluşları yayınladı. Bu asılsız ve ahlaksız iftiralara cevap vermek için şu an karşınızdayım. Bahsekonu şirket, ailemin 3 kuşakta inşa ettiği 1700 kişiyi çalıştıran ihracat şampiyonu, Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşundan biridir. Ama siz sataştınız. Sataştınız. Size karşı geliyor. Sayın Başkan, bir müsaade etsinler, konuşalım. Lütfen Hatip'i dinleyelim arkadaşlar. Karşılıklı konuşmayalım. Buyurun. Buyurun sayın. Şirket, ailemin 3 kuşakta inşa ettiği 1700 kişiyi çalıştıran ihracat şampiyonu 500 sanayi kuruluşundan biridir. AK Parti'ye geçmem için siyasi rüşvet aldığım iddia ediliyor. Çok kıymetli milletvekilleri arkadaşlarım, yönetim kurulu olduğum şirket ilk teşvik belgesini 1985 yılında almıştır. Sanayi şirketlerinin teşvik belgesi alması çok doğal. Olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin 1960'lardan beri bu tür teşvikleri dil, din, mezhep, parti ayırt etmeksizin yatırım yapmak isteyen bütün baba yiğitlere vermektedir. Bahse konu olan yatırım içinde teşvik 24 Mart 2023 yılında, yani ben o tarihte İyi Parti milletvekili adayıyken verilmiş ve onaylanmıştır. Ayrıca bu yatırımın yapıldığı organize sanayi bölgesinde 17 şirkete daha 4.7 milyar liralık teşvik verilmiştir. Yani bana özel, benim şirketime özel bir durum yoktur. Ayrıca teşvikler nakit olarak da ödenmez. Bir şirket teşvik belgesini aldıktan sonra yatırımlarını yapar, bitirir, imalata başlar. Şayet para kazanırsa kurumlar vergisi üzerinden bir kısım indirim sağlanarak ödenir. Yani malum kişilerin, malum gazetecilerin ve trollerin söylediği gibi hiçbir şekilde değildir. Şirketimin aldığı teşvik siyasi herhangi bir yanı yoktur. Üç kuşaktır ne ailem ne de ben devletimin bir kuruşuna göz dikmemişimdir. Gırtlağımızdan haram lokma girmemiştir, bundan sonra da girmeyecektir. Yüce Meclis kürsüsü. Laf atmayın, dinleyin. Yüce Meclis kürsüsü iftira ve yalan siyasetine alet edilecek yer değildir. Benim partinizden istifa etme nedenim teşvik değil, bugün ayyuka çıkan rezil dedikodulardır. İftira siyasetinizdir. Parti dediğiniz şeyin aslında bir sekreterin CEO olduğu bir aile şirketi olmasıdır. Buyurun devam edin. Karşılıklı konuşmayalım. Bu iftiraya atanlar sizin ağababanız, sizin feriştahınız, sizin patronunuz, sizin ejderhanız gelse beni bir milim geri adım attıramaz. Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri, sözlerime son verirken bir atasözüyle son vermek istiyorum. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Buyurun. Yeni bir sataşmaya mahal vermeden lütfen. Kendiniz bilirsiniz. Saygıdeğer
Başkan, muhterem milletvekilleri, bizim burada Sayın Nebi Hatipoğlu ile ilgili yapmış olduğumuz açıklamalar çok net. İftira ise kamu aydınlatma platformu, yani devletin bir kurumu bu iftirayı atmıştır. Burada Sayın Hatipoğlu parayı peşin vermiyorlar diyor. Ne fark eder? Bazen transferler vadeyle de ödenir Sayın Nebi Hatipoğlu. Sayın Hatipoğlu, siz bize neyi hatırlatıyorsunuz biliyor musunuz? Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Şener Şen ve İlyas Salman'ın başrolünde oynadığı Banker Bilo filmindeki Maho Ağa karakterini hatırlatıyorsunuz. Para için her şeyi yapan, arkadaşını dolandıran, haksız kazanç elde eden ve filmin sonunda duvara toslayan Maho Ağa kendisine hesap soran Bilo'ya şöyle der. Bilo, yaptım. Yaptım ama bir sor bakalım, niye yaptım? Biz sana niye yaptığını sormuyoruz. Çünkü her şey ortada. Neden yaptığını biliyoruz. Muhterem milletvekilleri, Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in ifadesiyle Türk siyasetini utanma duygusu kurtaracaktır. Sayın Hatipoğlu, keşke yüzünüz kızarsaydı. Keşke utanabilseydiniz. Sizin için çalışan, sizin için Eskişehir'de ter döken binlerce İyi Partili'den keşke utanabilseydiniz. Keşke utanabilseydiniz. Size oy veren... Bitirin lütfen. Size oy veren 87.742 Eskişehirli seçmenden keşke utanabilseydiniz. Burada bize bakıp da parmak sallama hadsizliğini ve şu anda da yaptığınız hadsizliği yapmaktan keşke utanabilseydiniz. Heyete saygı sunuyorum.